özgürlüğü getirmeye patlamış mermilerin sesiydim. Artık Nergisli'de nergis satan çocukları nergislerini parçalatmam kimseye. Artık çocukları dozerlere çiğnetmem. Ülkemin kaderini okyanuslar ötesine yazdırmam. Artık güvercinler salacağım Akdeniz'e. Gagasında zeytin dalı, gagasında mersin dalı ve defne. Artık boynundaki kementten kurtulmuş, dolu dizgin bir tayım. İçimden uçmak geliyor Ceyhan'ım. Sanki Anadolu Kurtuluş Savaşı'nı tamamlamış atayım. Şairimiz çok güzel duygularını ifade etmiş. Sıradaki şairimiz İlkay Adalı. Mausa'da doğdu, 1944 yılında halen yaşıyor. Lefkoşa Türk Kız Lisesi'ni bitirdi. Gazetelerde çeşitli köşe yazıları yazmaktadır. Onun Kıyıdaki Ağaç isimli bir şiiri var. Bir zeytin dalıyım, boynu bükük. Yoksul yelinde Akdeniz'in. Beyazın o korkunç sıcağında kök salmışım toprağa yarım asırdır. Dünyanın beşiğini sallamış yerlerde kalmışım dimdik ayakta. Yoksul bir zeytin dalıyım, Akdeniz sıcağı ateşlemiş yüreğimi. Barış türküleri söylenmiş ülkemde yıllardır. Ben savaşla sulanmışım, bu yüzden boynu bükük kalmışım. Bir zeytin dalıyım kıyıda, güzün yerinde, kışın karında. Görmediğim yeşilleri özlemişim hep. Yarım asırdır kök salmışım doğaya. Esrik, yorgun, kararsız ve mutsuz. Hep bakmışım karşı kıyıya. Her zaman umutla ve korkusuz. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şairimiz Süleyman Uluçamgil. Genç yaşta hayata gözlerini kapamıştı. 1944 yılında Dağ Yolu Fotay, Kıbrıs'ta doğmuş. 1964 yılında Bozdağ'da, yine Kıbrıs'a vefat etmiştir. Yaşasaydı çok daha iyi şiirler ortaya çıkaracağı konusunda Kıbrıs Türk Edebiyatı tarihçileri hemfikirdir. Evet, iki şiiri var. Hisarlar şiirini uygun görürseniz hocam okuyabilirsiniz. Tabii ki. Hisarlar şehir şehir yöremizde şahidimiz. Vatan olmanın tadını bizim zorlunun zorlusu gelişimizde tatmışlar. Evler köy köy içimiz, dışımız evler. Kerpiç evler, ak sıvalı evler, taş evler. Gönüllerimizde çöp elli köşelerinde gazi tuğlar, gazi kılınçlar. Bilirsiniz bizi. Sahiplerinizin torunlarıyız, bilirsiniz. Ve sen, İngiltere'nin sömürgeler bakanı, bilmezsin bizi. Kıbrıs'a Süleyman derler, bir Türk var. Soyu sopu bir boy toplumun, tutsaklıktan içi kan ağlar. Bilmezsin, 27 Ocak 1958 işte. Bugün için günü geldi, öğrenmelisin. Sen, İngiltere'nin sömürgeler bakanı, bilmezsin Lefkoşa'nın Girne Kulesi'ni. 27 Ocak 1958 işte. Bugün için günü geldi, öğrenmelisin. Hisarlar, hisarlar, zorlu hisarlar. Yağ kazanlarının kızgınlığına, taşı taşına şahit hisarlar. Gönlümüzün kanımızla taşlarına hak edilmiş. Ölürken gülenlere aşık hisarlar. Ey hisarlar, hisarlar, taşı taşına üzgün, dert ortağı hisarlar. Verin taşınızı, toprağınızı, bunlar fetih insanları. Verin vatan olmayı, onlarla tatmışlığınızı. Atsın Mehmetler, İbrahimler, düşmanın delikli tüfeğine, uçağına, topuna, zırhlısına. Atsın,
fırlatsın. Dilinize sağlık. Sıradaki şairimiz Kaya Çanca. Maalesef 1945 yılında doğmuş ama 1973 yılında vefat etmiştir. Kıbrıs Türk şiiri adına büyük bir kayıptır Kaya Çanca'da. Ölümü de trajiktir, bir intihar sonrasında yaşama gözlerini yummuştur. İki eseri vardır, iki eser sığdırabilmiştir bu kısacık yaşama. Kaya Çanca'nın Kuşlar isimli şiiri çok güzeldir. Serkan Hocam'dan bunu dinlemek de ayrı bir güzel olacaktır diye düşünüyorum. Böyle komplimanlar yapma sahnede, böyle güzel olacak. Heyecan yaparım sonra. Kaya Çanca çok genç yaşta hayatını kaybetti. Tıpkı Süleyman Uluçamgil gibi. Az önce şiirini okuduğumuz, Hisarlar şiirini okuduğumuz Süleyman Uluçamgil, Kıbrıs'ta toplumlar arası çatışmaların yaşandığı yıllarda, o da 21 yaşında şehit olmuştu. Bir şehit şair, şairdi Süleyman Uluçamgil. Şimdi Kaya Çanca'nın Kuşlar şiirini okuyacağız. Kaya Çanca da 23 yaşındaydı hayatını kaybettiğinde ve bu iki önemli yazarımız çok erken yaşlarda hayatını kaybetti. Onların olgunluk dönemi şiirlerini okuyamadık. Eğer onlar yaşamış olsaydı ve daha olgun yaşlarını görebilseydik, kim bilir daha ne eserler, nice kitaplar bizlere bırakacaktı. Ve Kaya Çanca'nın Kuşlar şiiri. İlkokul tarlalarında bana kuşlar var. İlkokul tarlaları gözümde. Benim iki gözüm, bin türlü kuşum, çocukluğum. Aldım geldim, seni dünlerde şimdilerde büyüttüm. Sözde büyüttüm, ben hep gözlerimi büyüttüm. Büyüdüler, çölleri gördüler. Çöllerdendir yalnızdır ellerim. Çocuk kaldı hep bir yerlerim. Kuşlarım da kuş kaldı, tarlalarda kaldı. Önceleri kuşlar yürüdükçe önümden kalkardı. Taşlara basarak yürüdüler. Kuşları öldürdüler. İçime saklamıştım onları. İçimi istediler. Tutup kollarımı asıldılar. Bir yerlerimden biner biner asıldılar. Kuşlarım, ne sayıysa kuşlarım, binlerce, binlerce tarlalardan vurdular. Onlar vurdu, ben ölmedim. Onlar vurdu, ben ölmedim, gitmedim. Beni hırpaladılar ve su verdiler, gitmedim. Yoksa da bir ilkokul tarlaları, yalnızlık olsa biliyordum, gitmedim. Kuşlarımı aldım, tarlalarıma çekildim. Teşekkürler. Evet. Şimdi Serkan dostum kendi şiirinden de okuyacak. Dedik araya kendi şiirlerinden de sıkıştırsın. Dün dedim ki kendi şiirlerinden okunmaya çekinirim bu kadar büyük şair varken, ama birkaç tane okuyayım ben size böyle kısa kısa. Çünkü sanırım süremizi de yavaş yavaş tamamlıyoruz. Okumadan ayrılmayalım Azerbaycan'dan, kendi şiirlerimizden de. Kısa kısa birkaç tane okuyayım ki dileyen arkadaşlarımıza kitaplarımdan hediye ederiz az sonra aşağıya indiğimizde. Bir hasretlik şiiri bu. Bursa'da yazmışım. Özlemin deldi içimi. Çok özledim, çok seni. Öyle bir özledim ki baş aşağı çevresim var bu şehri. Çok kısa bir süre önce bestesini yaptığımız ve artık Spotify ve diğer dijital platformlardan da müzikseverlerle buluşan bir şiirimiz var. Bir kadın sevdim ben. Bazen fırtına, bazen dağ gölü. Güneşiyle yakıp, karanlığıyla öldüren. Bir kadın sevdim ben. Geldiğinde şehri hepten güldüren. Mevsimi yaza,
kışları bahara çeviren bir kadın sevdim ben. Gülüşünde sevdayı, bakışında aşkı, teninde hayatı gördüm. Bir kadın sevdim ben. Bu da bir aşk şiiriydi. Bunları okuyunca da hep böyle aşk şairi olarak kaldık ama bilmem ne olacak. Her aşkın özünde bir de yerellik vardır, bir coğrafi bütünlük vardır. Zaten sanat dediğimiz şey bu her şeyin bütünüdür aslında, hayatın ta kendisidir. Ne kadar zamanımız var hocam? Artık tamam diyorsunuz. Tabii çok şairimiz var, çok güzel şiirlerimiz var. İnşallah daha sonraki etkinliklerde sizinle kalan şairleri de paylaşırız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Başlangıç ve son eşittir. Esrar Dede değil ki davasını terk etsin, bülbülde feda yoktur, aşkın bir zerreciği pervanede kalmıştır. Ne güzeldir, ne güzeldir bu milletin pervanesi olmak. İkinci, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür.